Bakın şöyle göstereyim. 6 aydan 1,5-2 yaşa kadar giydirebileceğiniz bir yelek modeli. Bakın bağcıklarımız şöyle. Ee, örneğim gerçekten bu örneği ben seviyorum ve çok da güzel yakışıyor. Böyle kabarık kabarık şahane bir örnek. Hangi renkle yapmak isterseniz o renkle çok güzel olur. Bu da bakın beyazla başladım. Şu da beyazla görünüşü şöyle göstereyim. Buraya kadar bir ip gitti. Şimdi bunu da tamamlayacağım ve iki tane aynı örnekten yeleğim olmuş olacak. Hatta birkaç tane daha örebilirim. Ne kadar çok örersem o kadar çok sıcak bebeğim olacak. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. İki tane tığ kullandım. Üç milim tığımı roba kısmında burada kullandım. Üç buçuk milimli de örnekli kısımda kullanarak örgümü ördüm. Bebek iplerinin hepsiyle örebilirsiniz. İlla bu ip şu ip demeyeceğim. Bütçenize uygun bütün iplerle örebilirsiniz. E o zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar zincirimi çekerek başladım. 90 taneye yakın şöyle uzunca bir zincir çekin. Fazlasını kesip atacağız. Şimdi zincirimizi 90 taneye yakın bakın çektim. Tığımın üzerine ipimi alıp dördüncü zincirime batırdım. İki kanadından birden batırdım. Ve bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirimden bir tane daha. Bakın böyle. 16 tane olana kadar yapacağız. Şöyle. Çift kanadından batarak buraya 16 tane trabzanı yapalım. Mümkün olduğunca bu ilk sırada videoyu atlatmayın. İlk sıramız önemli çünkü başlangıcı burada ayarlıyoruz ve gerisi artık kolay oluyor. Teker teker hepsine batarak 16 tane yapacağım. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 ve 16 Burada şu zinciri de trabzandan sayıyoruz. Bunu da sayacaksınız. Bu 1 Şimdi 16 tanemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Son battığım trabzanın aynı yere batıracağım. Bakın bununla aynı yere batırdım. Ve şimdi 14 tane trabzan yapacağız. Birinciyi yaptık. Bu da kol için 14 tane. İpiniz biraz daha ince ise birer tane fazla ekleyebilirsiniz. İkişer tane fazla ekleyebilirsiniz. Hani ipinizin inceliğine göre. Mesela bu benim bu ördüğüm ipim çok ince değil ama kalın da değil. Yani tığ ile örülebilecek kalınlıkta bir ip. 2 4 6 7 8 9 10 şuradan ipimi alayım 10 11 12 13 ve 14. Bakın 14 tane de gol için ayarladım. Bir, iki zincir çektim ve yine son battığım trabzana batırarak bir trabzan yaptım. Bununla birlikte şimdi arkayı ayarlayacağız. 22 tane trabzan yapacağız. Burada birincisini yaptım ve şimdi 22 tane trabzan yapacağım. 22 tane arka için trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Şimdi ikinci gol yerimizi yapacağız. 14 tane trabzan. Son battığım yere tekrar batararak şimdi de 14 tane trabzan yapacağım. 3, 4 5 14 tane trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir çektim. Ve son battığım yere batarak şimdi 16 tane trabzan yaparak ikinci önümüzü yapacağız. Birinciyi yaptım. iki üç, dört. Bu sayıları şurada videonun sağ köşesinde yazılı olarak da bırakacağım. Önlere, arkalara kaç sayı yaptığımı köşeye de yazı olarak yapıp bırakacağım. Oradan da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi 16 taneyi örüp kurma işlemini bitirmiş olacağız. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bakın 16 taneyi yaptım ve en zor yeri yaptık güzelliklerim. Şimdi zinciri fazla çektik. Burada ne yapacağız? Hemen 1 2 3. sayıp tek kanadından kestim ve burada bu fazlalığı aldım. Şimdi bunu böyle güzelce sıkıştırdım ve tamamladım. Evet bu kadar kolay. Bunu da saklayabilirsiniz ya da tığlamasını yaparken kaybedebilirsiniz. 3 zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi bu 2 zincir olan yere kadar birebir devam edeceğiz. Birinciye değil ikinciye batarak başlayacağım. Bunu her zaman birinci trabzan olarak sayacağız. O zaman kenar daha bir düzgün oluyor. Şöyle şimdi buradaki 16 taneyi öreceğim. Şimdi ipler bizi yormasın diye ayarlayıp bırakıyoruz. Onlar da inadına dolaşacağız diye uğraşıyor. Allah'tan dumanım yok burada iplerimi birbirine katıyor. Şöyle. Şimdi. Bakın iki zincir olan yerdeyim. İlk önce iki tane buraya trabzan yapacağım. Bir. Ve iki. İki tane yaptım. İki zincir. Yine aynı yere iki tane daha. Toplamda dört tane artırmış oldum. Bu arada hiçbir şey yapmadan buraya geleceğiz. Burada da 4. Buraya geleceğiz. Burada da 4. Buraya geleceğiz. Burada da 4. Yani burada ne yaptıysak öbür 3 yerde de aynı işlemi yapacağız. Şimdi sona geldiğimizde bakın bu zincirin tam tepe noktasından bir tane trabzan yapacağız. Böyle. Yani bunu da bir trabzan saymıştık ya. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için 1-2-3 Burada yine bu iki zincirimize kadar sadece biri bir batarak zincirimize gidelim. Artırma eksiltme yok. Sadece zincirli olan yerlerde artırma var. Örelim oraya kadar. Evet. Şimdi burada bir trabzan, bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. İki tane artırmış oldum. Bir alt sırada dört, burada iki. Şimdi öbür yerlerde de ikişer tane artırarak sıramı tamamlayacağım. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi dördüncü sıramızda burada da yine zincirimize kadar gelelim ve dörder tane artırma yapacağız. Bir sırada dört, bir sırada iki. Bu şekilde büyüteceğiz. Şimdi burayı zincirime kadar örüp geliyorum. Evet, güzelliklerim. Bakın. 4 artırdım 2 artırdım bu sırada 4 artıracağım 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan böyle bak bir dahaki bir üst sırada 2 bir üst sırada 4 böyle büyütüp gideceğiz bunu 10 sıra yapacağız toplamda Burada ne yaptıysak buralarda da aynı işlemi yapıyoruz. Dört köşemiz var. Dört köşede birinci de ne yaptıysak öbür üç köşede de aynısını yapacağız. Şimdi bu sırada bir sırada 16 tane bir sırada 8 tane artırma yapıyoruz. Yani 16, 8, 16, 8 artırmalarla örgümüzü büyüteceğiz. Şimdi bundan sonra sırf sizin kafanızı da yormayın artık önemli yerleri atlattık sadece artırarak dümdüz örerek ilerleyeceğiz 10 sırayı bu şekilde yapalım umarım anlatabildim 4 2 4 2 4 böyle artacak güzelliklerim Evet robamız hazır yine her zamanki gibi bakın çok güzel oldu şimdi ne yapıyorduk örneğimizi yapıp kollarımızı da ayırıyorduk hemen başlayalım örneğimizi yaparak Kollarımızı ayırmaya devam edelim. Şimdi 10 sırayı ördüm. 10 sıra gayet güzel oldu. Bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bakın. Birinciye bir zincir çektim. Birinciye bir tane sık iğne yaptım. İkinciye bir sık iğne yaptım. Şöyle. Bir iki 3 zincir çektim. 1 2 3. trabzana batırdım. İpimi uzattım. Bir trabzan boyu kadar uzatın. Şöyle. Şuradaki trabzanlarınızın boyu kadar. İpimi aldım. Aynı yere bir kere daha. İpimi aldım. Aynı yere bir kere daha. Üç defa sardım. Bu ip kalınlığında yeterli. Şurayı parmağımla tuttum çektim bakın birini bıraktım ve bağladım şöyle bir zincir çektim tığıma ipimi aldım hemen önündeki trabzana bakın şuna önündeki trabzana batırdım yine ikinci fıstığımı yapacağım 1 2 3 defa sardım tuttum birini bıraktım ve öbürünü aldım tığımı değiştirmeyi unutmuşum hemen tığımı değiştirdim bir zincir 2 zincir 3 zincir alttan 1 2 3. ye bir sık iğne bak 1 2 3 sayalım 1 2 3. ye batırdım yine ipimi uzattım şöyle Tekrar 2 ve 3 defa sardım. Toplayacağım fıstığımı tuttum. Çektim. Bir taneyi bıraktım. Ve aldım. Bir zincir. Sıradaki trabzana ikinci fıstığımı yapacağım. 1, 2, 3 defa sardım. Topladım ve bağladım. Bakın. 1, 2, 3 zincir. 1 2 3ünüye bir sık iğne şöyle bir görüntümüz oluyor 1 2 3 1 2 3üye bir fıstık bir zincir önündekine şimdi şu o ayrımına kadar geleceğim 1 2 3 üçüncüye bir sık iğne 1 2 3 üçüncüye bir fıstık. Böyle eliniz alıştığında kolay kolay öreceksiniz zaten. Şöyle topladım. Bir, iki, üç. Bakın burada şuraya bir sık iğne ile bağladım. Şimdi öne dört tane örneğimiz sığdı ve bakın kol ayrımındayım. Şöyle. Hemen öbür kol ayrımımı getirdim. Buradan da bir sık iğne yaptım. 1 2 3 1 ikinciye fıstığımı yapacağım şimdi. 2 3 ayarlayacağız çünkü burayı. Şöyle. bir zincir önündekine fıstık 1 2 3 Üçüncüye şimdi öbür kol ayrımıma kadar böyle öreceğim. Şimdi öbür kol ayrımıma geldiğimde şurada bir bakın hata yaptık. Burada bir bıraktık. Halbuki iki bırakacaktık. Üçüncüye gelecektik. O hata burada bir tane fazla kalmasını sağladı. Ne yapacağım buraya? Bir sık iğne yapacağım. Başlardıysanız eğer aynı hatayı siz de yapacaksınız. Şuraya geriye söküp şunu 1, 2, 3.ye batarak dengeleyebilirsiniz. Ben sökmeyeceğim. Şöyle bakın. Öbürüne de bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3. Kolları ayırmış oldum. Hemen buradan bakacağım. Bakın burada 3 tanem var. Burada da 1, 2, 3, 4.ye yine örneklerimi kurarak sıramı tamamlayacağım. 3 şöyle 1 2 3 başladığımız gibi de örgümüzü bitirmiş olacağız şimdi örneklerimizi biliyoruz sona ilerleyelim şöyle Evet sıramın sonunu da iki tane sık iğne ile bitirdim 1 2 3 4 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Birinci değil ikinci sık iğneye bir tane trabzan yaptım. Bakın. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çekip bu iki fıstığın arasına bir sık iğne yaptım. 1, 2, bakın. 3 zincir çektim. Bu aradaki sık iğneye şuna bir trabzan. 1 bir. bir zincir çektim. Aynı yere bir tane daha trabzan. 1 2 3 zincir 2 fıstığın arasına bir sık iğne. 1 2 3 Aradaki sık iğneye bir trabzan. Bir zincir. Aynı yere bir trabzan daha. Bir, iki, üç zincir. İki fıstığın arasına bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Bakın aradaki sık iğneye bir trabzan. Bir zincir, aynı yere bir trabzan daha. 1 2 3 zincir. 2 fıstığımın arasına bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Bakın burada iki tane sık iğnemiz var diye kol ayrımında. Birinciye bir trabzan bir zincir, ikinciye bir trabzan Bakın kol ayrımının olduğu yerdeki. 1 2 3 Fıstık arasına bir sık iğne. 1 2 3 Sık iğnenin olduğu yere araya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 1 2 3 2 fıstık arasına bir sık iğne sırayı tamamlayalım. Bitişe geldiğimizde bakın. Fıstığın arasına şimdi sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir çektim bu alttaki iki sık iğnem vardı ya bakın hemen birinciye bir trabzan yaptım bir zincir çektim son sık iğneye de batırıp bir trabzan daha yaptım burada da bir V oluşturdum bir iki üç zincir çekip örgümü çevirdim şimdi bu boşluğun bakın bu boşluğun içine şuraya bir fıstık yapalım. 2 3 Topladım. Şöyle. 1 2 3 zincir çektim. Bu fıstığın üzerine yaptığım sık iğneye batarak yine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Şimdi bu yuvanın içine bir tane fıstık yaptım topladım ve bağladım. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içine bir fıstık daha yaptım. Şöyle. Bir, iki, üç zincir. Bakın fıstığın üzerindeki sık iğneye yine sık iğne yaptım. Bir, iki, üç zincir. Yuvanın içine bu yaptığımız trabzanlı yuvanın içine bir fıstık yaptım bir zincir çektim yine aynı yere bir fıstık daha yaptım şöyle bir iki üç sık iğne tepesine yine sık iğne yaptım bir iki üç zincir bu yaptığımız yuvaların içine bir fıstık bir zincir bir fıstık Evet. 1, 2, 3. Yani bir alttaki sırayla aynı şeyleri yaparak devam ediyor. Sırayı tamamlayalım. 1, 2, 3. En sona geldiğimizde yine başladığımız gibi bitireceğiz. Bakın boşluğun içine bir fıstık yapacağım. Şöyle hemen önüne de bir tane trabzan yapacağım şu şekilde. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi buraya yine 2 tane sık iğne yapacağız bakın. 1 2 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve buraya sık iğnenin içine V yapacağım. 1 1 zincirimi çektim ve bir tane daha trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir fıstık arasına bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Buraya bir trabzan. Bir zincir tekrar bir trabzan daha. Bakın gördüğünüz gibi aynı şeyleri yapmaya başladık. Şöyle bir alt sıranın tekrarını yapacağız burada. 1 2 3 Şimdi yine sıramı tamamlayacağım. Sıramın sonu yine başladığım gibi bitiriyorum. Buralar önemli yerler. Bak bir, iki sık iğne ile yine bitirdim. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Bakın burada yine iki tane sık iğne yaptım sıra başında 1 2 3 en ilk sıramızı bakın şu an yeniden yapıyoruz. V'nin içine bir fıstık. Şöyle. Evet, ikinci fıstığımı da yaptım. 1 2 3 zincir sık iğne tepesine sık iğne ben bu örneği çok seviyorum. Çok güzel bir örnek. Böyle bilmiyorum çok hoşuma giden örneklerden birisi bu. Ve böyle devam edip gideceğiz. Anlattım. Bir sırada yarım, bir sırada tam ve yine bir garış boyuna gelene kadar öreceğim. Bir garış boy çok ideal oluyor. İste, uzun yapmak isterseniz uzatabilirsiniz. Ama 6 aydan 1,5 2 yaşa kadar olan bir yelek örüyoruz biz. O yüzden çok ideal oluyor. İsterseniz uzun bir yelek yapabilirsiniz. Hani boyunu sizin tercihleriniz kendinize ait. Şöyle şimdi ne yapalım? Örelim ve gelelim. Evet güzelliklerim. Yeleğimizin boyunu tamamladık. Bakın böyle biraz boyu uzun oldu benimkinin. Kaptırmıştım. Bir iki sıra fazladan yapmışım. Şimdi bakın Şöyle bitirdiğimizde bu başta başladığımız tamla bitireceğiz kenarını tığlamak için. Şimdi şöyle bir bakın burayı ben ön yüzü yapmak istiyorum derseniz buradan başlayalım burayı. Ben bu tarafını ön yüzü yapmak istiyorum derseniz önce şu kenarını dolaşıp sonra eteğini yapacaksınız. Ben bu tarafı daha bir beğendim. Bitirdiğim tarafı böyle fıstıklar ön yüzde daha bir güzel duruyor gibi. Şimdi o yüzden etekleriyle başlayacağım tığlamaya. Şurada iki tane zincir çektim ve birinci sık iğneme batırdım. Önce eteğini tığlayacağım. Bu yüzü beğendim. Dediğim gibi eğer öbürünü beğenirseniz şu yanları tığladıktan sonra alta geçeceksiniz. Şimdi tığıma bir defa sardım. Şu iki fıstığımın arasına girip biraz uzatarak bir trabzan yaptım. Şöyle. Bir, iki, 3 zincir çektim. Bu trabzanın boşluğundan batırarak buraya bağladım. Yine ipimi aldım, fıstığın içine batırdım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine trabzanın boşluğundan batırarak bir tane daha yaptım. Aynı yere bir kere daha 5 tane bu şekilde yapacağım. Bakın, bir trabzan. 3 zincir ve boşluğundan batırarak tepeye doğru bağladım. 4 oldu. 1 tane daha yaptım. 1 2 3. 5 tane bakın. 5 tane bu şekilde yaptım. 1 zincir çekip şu aradaki sık iğnemize bakın şuraya 1 sık iğne ile bağladım. 1 zincir geldim öbür fıstık arasına bir trabzanımı yaptım. 3 zincir tepesinden bağladım en uzak noktasından. Bir trabzan 1 2 3 zincir böyle bakın. 5 tane yine buraya yapacağım. Videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama yeleğim o kadar güzel oldu ki çok güzel oldu bir tane de beyazını başladım bunun bu örnekten birkaç tane daha yapacağım çok güzel oluyor çünkü emeğime değdi 2 4 5 tane yaptım bir zincir çektim ve aradaki sık iğneye bağladım bakın ikinciyi de tamamladık şöyle bir eteğimiz olacak bir zincir yine iki fıstık arasına tüm eteği buraya kadar bu şekilde tığlayarak geleceğim. Çünkü yanlara farklı bir tığlama yapacağım. Tamamlayacağım ben şimdi burayı. Tam sıramızın sonuna geldiğimizde bir zincir çekip yine baştaki sık iğne ile birleştirdim. Ve etek kısmımız tamam oldu. Şimdi bakın kenara geldik. Buradan başlayacağız yaka ve öbür ön olmak üzere hepsini tığlayarak çıkacağız. Şimdi buradaki tığlamamız 1 2 3. Şurada bu tığı değiştireceğim çünkü fıstık çekerken biraz zorluyor. Şimdi buranın dibine batıp 1 2 defa sardım. Hepsini birlikte çektim ve bağladım. Hemen bakın her sıraya bir tane burada bakın sık iğneli sıralarımız vardı ya onlara şöyle bakın 1 2 3 aynı dibe yeniden batırdım iki defa sardım fıstığımı tuttum hepsini birlikte çektim ve bağladım sıradaki sık iğneli yere bakın şöyle daha sık olsun derseniz mesafeyi kısaltın dibe batırdım iki defa sararak bir fıstık yaptım ve topladım şuraya batalım ya bunu da şöyle bir iki üç bir iki defa sararak bir fıstık yaptım ve hepsini topladım şuraya araya batırdım yani şöyle bir tığlama oluyor ya da başka türlü tığlama yapmak isterseniz onu yapın ben bu iki tığlamaya takmış durumdayım. Çok güzel duruyor hem de kolay ve gösterişli. 1 2 3. Şimdi başladığım noktaya kadar yani etek ucunu başladığım noktaya kadar böyle tığlayarak geleceğim. Şimdi burayı bitireyim. Şurada yakada da göstereceğim. Şaşırmayın diye. Çünkü orada da aynı gidecek ama yine de göstereceğim size. Şimdi şöyle ölçe ölçe gidiyorum ben bunu. Bakın çok da güzel oluyor. Şimdi yakaya geldim. Bakın burada yine aynı şekilde yapacağım. 1, 2, 3. Fıstığımızı yapalım. Şimdi 1, 2, 3 ile 4'ünün arasına bağladım. 1, 2, 3. şöyle. 1-2-3-4 3 ile 4'ün arasına yani arada 3 trabzan bıraktım ve bağladım. Bakın. Yaka da böyle oluyor. 3 ile 4'ün arasına. Burayı da böyle yapalım. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Yeleğimiz hazır. İpimi iki kat yaparak şöyle zincir çektim. Ve pomponlarımı da yapıp hazırladım. Pomponlarımı şöyle bir aparatla yapıyorum. Bakın güzel ve düzgün çıkıyor. Zahmetsiz yapabilirsiniz bunlarla. Ya da bildiğiniz bir şekilde yaparsınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şöyle göstereyim. İkinci ipimden bakın şöyle şu kadar arttı. Bununla da bir patik yaparak ipinizi değerlendirirsiniz. Ya da en ufak parça iplerinizi dahi atmayın. Çünkü renkle Örgülerde yapacağız, oralarda kullanırsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz. O zaman ne diyelim? Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.